Bu zatın Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamla yaşadığı bir haberi şimdi paylaşacağız. Bu zatın vefatı da dikkat çekici. Vefatı anında hüngür hüngür ağladığına şahit olmuşlar çevresindekiler. Ve demişler ki, Huzeyfe ne diye ağlamaktasın ki? Allah Resulü'nün seçkin sahabilerindensin. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh, vallahi dünyadan ayrıldığım için korkmuyorum. Ama ukbada ahirette neyle karşılaşacağımla ilgili korkum. Cenab-ı Hakk'a yönelerek şöyle dua eder. Allah'ım, biliyorsun ki ben seni seviyorum ve sana kavuşmayı umuyorum, seviyorum. Senden ricam ve temennim, sana kavuşurken bana rızanla muamele et, nimetinle muamele et, sevginle muamele et. Ve son nefesini bu sözlerle verecektir. İşte Huzeyfe anlatıyor radıyallahu anh. Ne der? Allah Resulü'nün yanına girdim. Bu sefer Peygamber Efendimiz'in son demleridir. Allah Resulü'nün son demleri. Hazreti Ali'nin kucağındadır. Resul-i Ekrem aleyhisselama yanaştım diyor. İstedim ki Allah Resulü'nün mübarek başını kendi kucağıma alayım. Hazreti Ali'ye usluplu yaklaştım. Ali dedim, yorulmuş olmalısın. Biraz Peygamber Efendimiz'i ben alayım da seni de biraz dinlendirmiş olalım. Allah Resulü müdahale etti. Huzeyfe, Ali'yi yerinde bırak. Ali ona layık olan makamda durmaktadır. Allahu Ekber. Ona layık olan makamda durmaktadır. Hazreti Huzeyfe yaklaşır Efendimiz aleyhissalatü vesselama. Ve bakın onunla son konuşmasında Allah Resulü'nün o ve onun şahsında bütün bizlere yaptığı son nasihati. Ve çok kıymetli bir nasihattir. Son sözün bu olmuş olması sözün ve mananın değerini bir kat daha arttırmaktadır. Bakın söz şudur. Der ki, men şehide en la ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir yetkili yoktur diye şahitlik yapan, şehadet getiren, ve enne Muhammeden Resulullah ve Muhammed'in onun Resulü, elçisi, son sözcüsü olduğuna şahitlik yapan bir kimse, Allah'a ortak koşmadan bu şekil yaşayan bir kimse, dakhalel cenne, mutlaka cennete girecektir. Ey Huzeyfe diye devam eder. Hadise döneceğim. Kim bir miskini Allah için yedirirse cennete girecektir. Allah Resulüne dedim ki diyor, ya Resulallah, bu söz içinde çok müjde barındıran bir söz. Acaba bunu bütün Müslümanlara yayayım mı? Evet, bütün Müslümanlara bunu bildir der. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, hadisimiz gerçekten önemli manalar taşımakta. Son sözü Peygamber Efendimizin son müjdesi anlamındadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme son nefesine kadar takipçi olmak tam bir sorumluluğun gereğidir. Huzeyfe bunu yapmıştır radıyallahu anh. Ve hepimizi temsilen hepimiz bunu yapmalıyızı göstermiştir. Son nefese kadar bir hadis kitabının önünde diş çökmüş, Allah Resulü'nün son nasihatlerini, bize sözlerini okuyor ya da dinliyor halde olmak. Buna önem vermek, ona yakın yaşamak Hazreti Huzeyfe'den öğrendiğimiz önemli bir örnekliktir. Ve işte son söz. Kim şahitlik yaparsa. Neye şahitlik yapacağız? Cenab-ı Hakk'ın bütün kainatta, bütün evrende tek ilah olduğuna tanıklık yapmak. Buna şahit olacak kadar yakinen ilim sahibi olmak. İyi bir gözetleme, iyi bir kulak verme, sonra iyice akletme ancak bizi baktığımız şeye şahit kılar. Aksi halde yüzeysel bir yaklaşım, iman gibi büyük bir hakikate yüzeysel bir yaklaşım, imanın hakikatinden bizi mahrum eder. Evet, evren gökler ve yerler ile ve evrende yaşayan varlıklar olarak biz canlılar, onlar içerisinde en yüce varlık olarak bizler, kendimiz, insanlık kendi içinde Cenab-ı Hakk'a dair büyük bir mana ve hakikat taşımaktadır. Eğer göz görmek isterse müşahede etsin. Kulak duymak isterse kulak versin. Eğer kalp anlamak, akıl düşünmek isterse düşünsün.
Sonra şahit olsun evrende Allah'tan başka hiç kimsenin yetkili olmadığına. Hakikat aşikardır, gün gibi, güneş gibidir. Gözlem yapana, düşünen, akleden bir insana bunlar açıktır. Görülecektir ki kainatı yöneten bir tek varlıktır. Sahibi olan Allah. O sahip olan Allah, kainatta nasıl yalnız isem sizin de hayatınızda yalnız olarak kabul edilmeliyim der ve bir hayat düzeni indirir. Bunun somut göstergesi nedir? İndirdiği kitaptır. Evet, Allah'ı hayatının nasıl yaşanacağıyla ilgili tek yetkili kılan bir insan, Cenab-ı Hakk'ın indirdiği kitabı kılavuz edinmelidir. Onun gönderdiği peygamberi kendine model ve örnek edinmelidir. Ancak bu takdirde bir inançla biz cenneti hak etmiş oluruz. Ve son bölümünde Efendimiz Aleyhisselam, Hüzeyfe, kim bir miskini Allah için doyurursa cennete girer derken, imana artı yapılabilecek ameller arasında önemli amellerden birisi nedir? İmana artı, imanı besleyici, imanın gereği ameller arasında en önemli amellerden birisi nedir? Bir miskini doyurmaktır. Yani amme menfaati olacak bir işe kalkışmaktır. Miskin doyurmak, açı doyurmak, bir insan için en asgari hayat ihtiyacını gidermek anlamındadır. Önce yatırımlarımızı, önce paylaşımlarımızı bu kaleme yapmalıyız. Bu kalem doyuma ulaştıktan sonra diğer yardımlara sıra gelmelidir. Ve kim? İşte böylece işinde isabet, önceliğinde isabet kaydederek açları, hayati ihtiyaç sahibi kimseleri doyurur, bunu da niyetinde Allah için yaparsa mutlaka cennete girecektir. İman ve salih amel bizim cennet asığımızdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.